arkadaşlar, bugün Kolyoz Kopez Hava'na geldik. Kopez'a bakacağız bugün. Evet. İlk balığımızı indirindiğimiz aldık. Sabit geldi. Kancamızdaki hamurun, burada üretimlerde kullanılan hamurun aynısına benzer bir silikon yağmur ona vuruyor hayvan. Güzel bir boy. Ama havalık en azından. Zaten bugün yiyeceğimiz balı almaya geldik. Çok büyüğünde gözümüz yok. Aldık. Ya yine ikili geliyor ya da bir tane gayet güzel bir boy balık geliyor. Bakalım ne. Çok iri bir sarı kanat isabet de olabilir.
Sanırım ikiydi. Bir tanesi gitti. Şu an kapatmayı bıraktı. Oh. Kolyozmuş. Ve tüm takımı dolaştırmış. Bakın üstündeki desenlerine. Çok tatlı bir balık. Haydi bakalım devam. Geliyor. Yine tavalık bir kopes sanırım. Tavalık. Balıklar arkadaşlar normalde bu büyüklükteki balıkları canlı yem olarak kullanıyorduk kofanaya. Malum kofana şu aralar yemediği için bu yüzden bugün böyle farklı bir şey olsun diye. Kolyoz kopezle vakit geçiriyoruz. Dün kar yağdı. Sabahleyin saat 7'de kalktım. Soğuktan çıkılacak gibi değil dışarıya. Mecbur. Bugün saat 11.30-12 gibi falan çıktım denize. Dipten arkadaşlar bir 8-10 tur yukarı kaldırıyoruz takımı. Yani dibe 0 olmuyor. Yani dibe 0 yediği zamanlar da oluyor da hani mevsime ne göre değişiyor. Şu aralar balık dipte değil yukarıda. Ondan sonra bu şekilde hamuru dağıtıyoruz. Vurdu, alamadık. Sanırım kolyoz ya da kopez gibi bir şey. Ama kopez değil, kolyoza benziyor. Yok, kopezmiş. Ama bu bayağı geze geze geldi. Takımımız normal standart dörtlü takım. Üçlü takım arkadaşlar. Şöyle kıstırma, yaylı kurşun dediğimiz kurşun kullanıyoruz kıstırma olarak. Hamuru bunun içine akşamdan ıslıyoruz. Çamur haline geliyor. Sonra bunun içine sıkıp hamuru şekilde hamuru sıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra atıyoruz. Bugün sırf öyle vakit geçsin diye çıktım. Evde dur. Yarından sonra sokağa çıkma yasağı var zaten. Bugün böyle bir farklılık olsun.
Yemin ikisini de ambarlamış. Takos takos. Güzel bir kopez daha geliyor. İnşallah halata girmez. Yine atlamış geri zekalı. Mis gibi bir sövüş.